Murat Şahsoğlu Başkanlığı'nda kurulan ve sekreterinize şahsını yaptığı ama Anadolu yakasında bulunan bütün Erzurumlu dernek ve vakıflarını birlikte organize ettiği bir iftardır. Ben bu sebeple bütün dernek başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalar yapmak üzere salonumuzun onur konuğu Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, kıymetli vakıf başkanımız, Erzurum sizin toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, ben de size sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan şerefiniz mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir trajediyle, büyük bir deprem felaketiyle ülkemiz büyük bir imtihan geçirmekte. Milletimiz, devletimiz, hükümetimiz bütün imkanlarıyla yaraların sarılması için mücadele etmektedir. Rahmeti Rahman'a kavuşanlar için Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli dostlar, tabii Erzurum Türkiye'de 81 ilimiz var. 81 ilin 81'i de kıymetli. Ama bazılarının tarihi misyonları ve tarihi görevleri var. Tarihten gelen güçlü yönleri var, özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de Erzurum. Erzurum Kurtuluş Savaşı'nda çok kilit rol oynayan bir il. O dönemin büyük illerinden ve Kurtuluş Savaşı'nın organize edilmesinde mücadelenin finansmanından tutun da silahlanmasına kadar pek çok konuda ciddi bir emek veriyor, ciddi bir mücadele içerisine giriyor. Dolayısıyla Erzurum'u okuyorken sadece bir şehir değil, aynı zamanda kurtuluş mücadelesinde ortaya koyduğu tutum, tavır ve mücadelesiyle de hatırlamak gerekiyor. Değerli dostlar, tabii burada Sayın Bakanımız var. Bazı örneklerde bulundu size. Şimdi çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor, konuşmalar yapılıyor. Dünya ekonomisi değerli dostlar önemli bir sınamadan geçiyor. Ne zamandan beri geçiyor? Aslında ilk dalgası bunun 2008 yılında yaşandı. O finansal bir kriz yaşandı. O günden itibaren dünya ekonomisi bir türlü 2008 öncesi durumuna dönmedi. Bazı yıllar çok iyi oldu ama bazı yıllar daha kötü oldu. Fakat totale vurduğunuz zaman bugüne kadar 2008 ve öncesi ve sonrasıyla mukayese ettiğimizde sonrası öncesine bir türlü dönmedi, dönmüyor. Ve sonra bir pandemi yaşadık. Yaklaşık 2 yıl dünya ekonomileri kapandı ve akabinde de biliyorsunuz Türkiye'nin güneyinde zaten istikrarsız alımlar çok fazla. Bu sefer de Türkiye'nin kuzeyi, neresi Rusya ve Ukrayna savaşı patlak verdi. Ve pandemi döneminde uygulanan para politikaları dünyayı inanılmaz bir enflasyon sarmalının içerisine soktu. Türkiye ekonomisi dünyayla entegre bir ekonomi. Yani Türkiye'de siz ticaret yapıyorken yurt dışından alırsınız, satarsınız, tamamen liberal bir rejim uygulanır orada. Herhangi bir kısıtlamaya tabi değilsiniz. Dolayısıyla dünyadaki gelişmelerden Türk ekonomisi de etkileniyor. Ve bu para politikaları neticesinde artan enflasyon bütün dünyanın gündemine geldi ve bunu kontrol etmek için çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Ve çok değil, yaklaşık 2 hafta önce Amerika'da 2 tane büyük, önemli banka değerli arkadaşlar iflasını açıkladı. Ve akabinde Credit Suisse'in hisseleri devredildi. Bunlar Credit Suisse Avrupa'nın en büyük bankalarından bir tanesi. Ve Avrupa'da diğer önemli bankalarla alakalı çeşitli spekülasyonlar ve tartışmalar yaşanıyor. Şimdi bu batan bankaları oranın hükümetleri finanse ediyorlar. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi ekonomik gelişmeler dünyada çok zorlu. Türkiye'deki değerlendirmeler, Türkiye'de elde ettiğimiz neticeler bu şartlar altında değerlendirilmeli.
Türkiye 2021 yılında %11,5, 2022 yılında da %5,6 bir büyüme ile yılı kapattı. Dolayısıyla entegre olduğu dünya ekonomisindeki bu gelişmeler rağmen bu yapılıyor. Lütfen yapacağımız bütün değerlendirmelerde bunları düşünerek bu değerlendirmeleri yapalım. Ve burada şu çok önemlidir. Devlet yönetiminde irade yoksa idarede olmaz. İradenin olmadığı yerde yönetemezsiniz. Bunu neden söylüyorum? Yaklaşan bir seçimimiz söz konusu. Biz de partide yaklaşık 2011 yılından 2021 yılına kadar milletvekilliği yaptım. Şu an kabine üyesiyim ve yine bu seçimlerde de yine milletvekili adayı olarak seçimlere gireceğiz. Tabii şöyle bir şey vardır. Türkiye demokrasiyle yönetilir. 1950'den beri yönetimler hep demokrasiyle, hep seçimle belirlenir. Ve biz de şimdiye kadar seçimleri milletimizin desteğiyle kazandık. Yaklaşan bu seçimlerde bir tablo karşımıza çıkıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta da ona rakip başka bir yapı, başka bir ittifak. Değerli arkadaşlar, iktidarlar mutlaka değişir. AK Parti de iktidarı devraldı. Fakat bunu yapıyorken bazı şeyler ortaya koyarsınız, politikalar ortaya koyarsınız. Rahmetli Ecevit'in bir söylemi var, biliyorsunuz. Açıklaması var, söylemiyor, açıklaması var, beyanatı var. Kendisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış. Başbakanlık yapmış. Bir siyasetçi. Sırf diyor, birkaç oy daha fazla almak için Türkiye'nin bir bölümünü, bölme iradesini koyanlarla bir işbirliği yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapabileceği bir şey değildir diyor. Bunu neden söylüyorum değerli arkadaşlar? Burası çünkü çok önemli bir kent, önemli bir şehir. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri, orada PYD'ye açılan bir alan var. Oradaki gelişmeleri gözden lütfen kaçırmayalım. Türkiye orada bir mücadele veriyor. Neyi mücadelesini veriyor? Orada bir boşluk oluşmasına izin vermiyor, müsaade etmiyor. Çünkü orada oluşacak olan bir boşluğun Türkiye'ye önümüzdeki dönemlerde farklı bir maliyeti olabilir. Dolayısıyla bunu bugünden engellemek adına bütün bu yapılan harekatların sebebi açıkçası orada oluşan boşluğun PKK tarafından doldurulmasını engellemek içindir. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bir bölgesini açıkça bana bırakın. Bunun adına yerel yönetim özellik şart eder, başka bir şey der ama maksat şu, yapılmak istenen şu, buranın bir şekilde otoritesinin, kamu otoritesinin, devlet otoritesinin burada kademeli olarak çekilmesi anlamına gelir bu. Cafcaflı, renkli sözler altında, ambalajlar içerisinde sunulanın aslında açtığınız zaman ortaya çıkacak olan netice olur. Şu an bölgede devlet bütün imkanlarıyla güvenliği sağlamış vaziyettedir. Bir devletin, bir hükümetin en önemli görevi anayasaya göre insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Şu an bölgede bu var mı? Var. Yatırımlar gelmeye başladı mı? Gelmeye başladı. Şu depremden dolayı biraz enkitaya uğradı. Ama onu da hızlıca toparlayacağız. Peki, içeride terör minimize edilmişken, dışarıda, Türkiye'nin sınırlarının dışında terör örgütünün önemli elebaşlarına operasyonlar yapılıp tek tek elimine ediliyorken neyin karşılığında Türkiye'nin bir bölgesinin kontrolünü kendisinde isteyen bir yapı Cumhur İttifakı karşısındaki ittifaka destek veriyor. Değerli arkadaşlar, bunların efendim bakanlık verilecek mi verilecek mi? Bakanlığın ötesi talep ediliyor. Bakanlık bir şey değil ki. Dolayısıyla bütün bunu Suriye'deki gelişmelerle beraber değerlendirdiğimiz zaman milletimizin bu noktada dikkatli olması ve bu kurgulanan, bu planlanan sinsi tuzağa net bir şekilde tavrını biz koymasını bekliyoruz. Şu olur değerli arkadaşlar, çıkarız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi rakibiz? Mücadele ederiz.
Başka bir partim var, mücadele ediniz. Ama arkadaşlar, ajantası ve kendi bağını PKK ile koparmayan bir yapı oraya geliyorsa, o zaman bu arkadaşlar başka bir şeydir. Ne olacak? Oradan gelen güçle şöyle seçim kazanılabileceklerini mi düşünüyorlar? Milletin kahir ekseriyeti bu kurgulanan sinsi oyunu görmeyeceğini mi düşünüyorlar? Buna milletin müsaade edeceğini mi düşünüyorlar? Asla ve kata. Asla ve kata. Türkiye önümüzdeki dönemde hedeflerine tek tek ulaşacaktır. Değerli arkadaşlar, eğer gücünüz yoksa, eğer imkanınız yoksa, varlığınızı koruma imkanınız da yoktur. Gücünüz varsa, farklı kanaatlerle, farklı niyetlerle size yaklaşacak olanları caydıracak kadar muktedirseniz, ülkenizi korursunuz. Bir de şunu özellikle ifade etmek isterim. Şimdi az önce bir şey söyledim. İradenin olmadığı yerde idare olmaz. Sizler dernek yöneticilerisiniz, işletmeleriniz var, hayatın bir tarafında varsınız. Şimdi değerli arkadaşlar, önümüzdeki tablo şu. Oturuyoruz, 7 kişi varız. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızsınız. Aynı zamanda bizim partimizden bakanlar da var. Şimdi o bakan, ben de bakanlık yapıyorum. Şimdi o bakan, kendi genel başkanından mı sorumlu olacak, yoksa Cumhurbaşkanından mı? Karar alıyorken Cumhurbaşkanı'na mı düşünecek kanaatini, yoksa kendi genel başkanı ne diyeceğini düşünecek? Ekonomide birisi liberal politika diyorken, birisi tam aksi bir politika veriyor. Ve arkadaşlar, iradenin, tek düzenin, sekülerizasyonun olmadığı bir yerde yönetim neticesi olabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla biz yaşanmış olanları bir daha yaşamak istemiyoruz. Sözlerimi kısa bir fıkra ve sizinle bitireyim. Aslında belki fıkra değil ama şu anki halimizi anlatan bir şey. Temelde Dursun bir film izliyorlar. Filmde bir otomobili kullanan bir sürücü, böyle virajlar var, çok sert böyle, hızla gidiyor. Ama virajları böyle zor alıyor, keskin virajlar var böyle. Dursun diyor ki Temel'e, Temel diyor ki bu araba diyor, şey yapar, takla atar, öbürü diyor ki, atmaz diyor. Atardı, atmazdı diyor, iddiaya giriyorlar. Dursun diyor ki bu takla atar, bu yuvarlanır, Temel diyor ki yuvarlanmaz. Neyse, emeği iddiasına giriyorlar. Tabii filmin ilerleyen kısmında Dursun kazanıyor, araba yuvarlanıyor. Yemeğe geçiyorlar fakat Dursun'u bir şey rahatsız ediyor. Vicdanı el vermiyor yemeği. Dayanamıyor. Temel diyor. Temel diyor ki nasıl Dursun diyor, tahmin ettim bunu. Temel vicdanı el vermiyor. Ben bu filmi daha önce izlemiştim. Dolayısıyla Dursun izlediği filmin neticesini biliyor. Şimdi biz bu filmi daha önce izlemiştik değerli arkadaşlar. Neticede ne oluyor bu filmin sonunda? Araba hep uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Dolayısıyla aynı senaryoyu birden fazla izlemenin bize farklı bir netice doğurmayacağı aşikardır diyorum. Çünkü her durumlardan ben bu seçimlerde güçlü bir destekle Türkiye'ye 100 yılını, önümüzdeki 100 yılı, Cumhuriyetinin 100 yılını, ikinci yüzyılını daha büyük başarılarla ortaya koymamız lazım. Bakın biz geçen sene tüm bu tabloya rağmen 254 milyar dolarlık ihracatla yılı kapattık. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin toplam dış ticareti 650 milyar doların üzerine çıktı. Siz buna hizmet ihracatını beklediğiniz zaman 750 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. 750 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'yi büyütmeye, Türkiye'yi zenginleştirmeye, Türkiye'nin illerini kalkındırmaya, milletin refah seviyesini yükseltmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve elimizde kala kala 780 bin kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip bir ülke kalmıştır. Bunun da
ne bir karışında bir otorite boşluğu, ne bir kenarında bir otorite boşluğuna asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim için bu 85 milyon vatandaşın birbirinden farkı yok. Hepsi bizim aralarımızda aynı haklara, aynı geleceğe, aynı ortaklığa sahip vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla bizim için bu 85 milyon kıymetli ve onlara iyi bir gelecek hazırlamak için önümüzdeki dönemde çalışmalara devam edeceğiz. Erzurum'la alakalı adaylarımız var. Tabii Erzurum bize çok teveccüh gösteren bir şehrimiz. Ayrıca bu konuda teşekkür ediyorum. Aday adayı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Erzurum çok farklı dönemlerde bizim iktidarımız boyunca da oradan yetişen çok üst düzey bürokratlar, siyasetçiler, bakanlar farklı kademelerde görev aldılar, görev yaptılar. Bu seçimlerde de kalbinizden, yüreğinizden geçen aday veya adaylarla, aday ya da adaylarla inşallah temsil edilirsiniz. Erzurum tabii ki önemli bir kent, yok sayılacak bir kent değil. Dolayısıyla şu an bizim milletvekilimiz Belma Hanım, hem bizim parti kurucularımızdan hem de şu an İstanbul milletvekilimiz yine İdris Gülüce Bey, partinin önemli siyasi aktörlerindedir. Şu an belki aktif bir görevi yoktur ama parti içinde bizlerin nazarında ciddi ağırlığı olan bir siyasi aktördür. Dolayısıyla Erzurum için hemen şimdi diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yaklaşalım.